çocuğuna de dersin ya kapıyı kapat. Kafayı ört. Görünmeni istemiyorum dersin. Değil mi? Örtsün dudaklarını falan yüzünü. Gözlerine de peçe çek dersin. Vücut hatlarına belli olmasın. Geniş bir şey giyin dersin. Ellerine de eldiven giysin. Madem sana karışıyor sen de ona karış. Birebir dersin yani. Tamam ben kapanacağım sen de kapanacaksın dersin. Söz mü dersin? Kol kola beraber gideceğiz dersin. Kabul ediyorsa. O zaman hiç karışmazsın. Ya hayır kabul etmiyorum dese ben de senin dediğini kabul etmiyorum dersin. Aslında 18 kat daha fazla kapanmalı gerekiyor. Tabii ya. Kadınlardan 18 kat daha etkileyici diyor. Evet. Gelenekçi, ortodoks evet. Anlayışta böyle. Dolayısıyla ne alaka yani? Çok münasebetsiz bir gelenek o. Bir de mesela kız çocuğu var dedim. 18 yaşına geliyor delikanlı kız. Mini etek giyiyor. Mesela dekolte kıyafet giyiyor. Dışarı çıkmak istiyor. Ufacık velet kardeşi. 10 yaşında falan kız falan böyle nasıl kıyafet falan iken o minik patilerine yumruk atmaya çalışıyor böyle. Erkekliği tutuyor böyle bir acayip hareketler. Dayısı mesela zil zurna içmiş. Bu ne böyle falan. Babası zaten ekmek bıçağının üstüne yürümeler. Annesi kendini yerden yere atmalar. Bir acayip. Yani çok katı bir gelenek. Bütün Orta Doğu'yu sallıyor. Avrupa'da böyle bir bela yok. Sana ne ya istediği gibi giyinir. Senden mi akıl alacak yani? Hayır fitne varsa, kargaşa varsa eğer yani sarkıntı iddiası varsa zaten çarşaf giymesini Allah söylüyor. Allah'ın hükmünü o geri yapar. Sen onun akıl vermene gerek yok. Dine inanıyorsa, İslam'a inanıyorsa. Onun dışında ne karışıyorsun çocuğa ya? Mesela güvenli bir yer. Kendini güvenli istiyor. İstediği gibi giyinir. Karışamazsın. Evet dinliyorum.